Arkadaşlar, Turanlı Şahin'le yeni bir coğrafya dersine hoş geldiniz. Bu dersteki konumuz iklim bilgisi. İklim nedir arkadaşlar? Uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasına biz iklim diyoruz. Bu süre 30 yıl, 40 yıl olabilir. En az 11 yıl olması gerekir. Rasat süresi, yani gözlem süresi olarak ne kadar uzarsa iklimle ilgili genel özellikler daha iyi belirlenir. İklimi inceleyen bilim dalı nedir? Tabii ki cevabımız klimatolojidir. İklimin tanımı soruldu arkadaşlar. Hocam çok basit diyeceksiniz. Bazen çok basit sorular da sorulabiliyor. Bir yerdeki atmosfer olaylarının uzun yıllar içinde gösterdiği ortalama duruma iklim diyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yerin iklimine ait özelliklerin elde edilebilmesi için orada günlük ölçümler yapılır. Günlük ölçümler aylık ölçümler haline dönüştürülür. Aylık ölçümler yıllık ölçümler haline dönüştürülür. Uzun yıllar birleştirilir. Ortalama değerler elde edilir ve sonuçta iklim ortaya çıkar arkadaşlar. Peki bir yerdeki bir günlük sıcaklığı nasıl hesaplıyoruz? Hesaplama yapılırken şu yöntemi kullanıyoruz. Sabah saat 7 ölçeriz sıcaklığı. Öğlen 14 sıcaklık bir daha ölçülür. Akşam 21 ölçülür, 21 bir daha yazılır. Ve 4'e bölünüp oranın günlük sıcaklık değeri ifade edilir. Öğrenci kardeşlerime soruyorum. Diyorum ki Antalya'nın Temmuz ayı ortalama sıcaklığı kaç derecedir diyor. İnanın 35, 40, 45 gibi kelimeler duyuyor. Ve diyorum ki Antalya'nın Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 28-29 derecedir diyor. Tabii ki millet diyor ki yanlış. Grafiği gösteriyorum. Hepiniz Akdeniz'in, Antalya'nın grafiğine bakabilirsiniz. Baktığınız zaman 28-29'u görürsünüz. Nasıl diyorlar? İşte oradaki günlük sıcaklık hesaplanırken öğle sıcaklığı alınmıyor. Hesaplama 7 artı 14 artı 21 artı 21. 4'e böl ve günlük sıcaklığı bu. 30 tane, ya 30 güne hesapla, 30'a böl, aylık sıcaklığı buluyoruz arkadaşım. O da ortalamada 28-29 olarak karşımıza çıkıyor. Burada değerli arkadaşlarım, kısa süreli hava olaylarımız da var. Kısa süreli hava olaylarına da hava durumu adını veriyoruz arkadaşlar. Hava durumunu inceleyen bilim dalına da meteoroloji adını veririz. İklimle hava durumunu karşılaştıralım. İklim uzun süreli olayların ortalamasıdır. Hava durumu kısa süreli olayların ortalamasıdır. İklim geniş alanları ilgilendirir. Hava durumu dar alanları ilgilendirir. İklim uzun sürede yavaş yavaş değişir veya değişmez. Kolay kolay değişme olayı görülmüyor. Hava durumu kısa sürede hızlı bir değişim yaşar. Meteorolojik ölçümler sonucunda geçici hava tahmin haritaları yapılır.
Bu haritalara biz sinoptik harita adını veririz arkadaşlar. Klimatik verilerin değerlendirilmesi. İklimle ilgili ölçümlerden biri ortalama değerlerdir. Bu değerler günlük, yıllık olabilir. Örneğin bir gün içinde yapılan 4 sıcaklık rasatının toplanıp 4'e bölünmesine aritmetik ortalama denir. Biraz önce yaptığımız uygulama. İklim biliminde ortalama değerden başka kısa sürede ölçülen en yüksek maksimum ve en düşük minimum değerler de kullanılır. Yani günün en yüksek sıcaklığı, günün en düşük sıcaklığı gibi. 30-40 yıl gibi uzun süreli rasatlardan en yüksek ve en düşük değerlere uç değerler denir. Bu uç değerler arasındaki farka ise range adını veriyoruz. Eğitim bilimlerinde bunu görüyorsunuz. Aynı kelimeleri ortada duyuyorsunuz. Elde edilen veriler içinde en çok tekrarlanan ölçüm değerine mod, ölçümleri büyükten küçüğe sıraladığımız ortanca değere de medyan, ortanca adı verilir arkadaşlar. Klimatik verilerin değerlendirilmesinde kullanılan ve isimleri yukarıda belirtilen kavramlar özellikle bazı grafik yorumlamalarında kullanılabilir. Buradan size soru sorulabilir. O terimle beraber soru sorulabilir. İklimin etkileri. İklimin etkileri hayatımızda birçok noktada görülüyor arkadaşım. İnsan üzerinde ruhsal yapısını etki ediyor. Giysisinin biçimine, niteliğine etki ediyor. Mesela orta kuşakta yaz ve kış giysilerimiz farklıdır. Gardıroplarımız doludur. Tropikal kuşakta tektir. Tek tip giysi. Kutup kuşağında tek tip giysi vardır. Bu iklimle alakalıdır. Ekonomik uğraşlara da etki ediyor. Mesela İç Anadolu bölgesinde buğday tarımı yapılırken Karadeniz bölgesinde mısırın yetiştirilmesi. Nüfuslanmanın yoğunluğuna da etki ediyor. Tuz Gölü çevresinde nüfusun seyrek olmasında yağış miktarının az olması, kuraklığın fazla olması önemli bir etkendir. Biyolojik ve fiziksel gelişmeye. Bu da biyolojik ve fiziksel gelişme, mesela ekvatoral kuşağa yakın yerlerde yaşayan insanların bizden daha iri, uzun boylu olması ya da Arabistan'da yaşayanların bizden daha erken ergenliğe girmesi iklimin bir göstergesidir. Kültürel etkinliklere, konut tiplerine de iklimin etkisini görebiliyoruz arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde karasal iklimden dolayı kerpiç binalar varken Akdeniz ikliminde Akdeniz ikliminden dolayı kışın ısıtma derdi olmadığı için taş evleri, Karadeniz bölgesinde ise iklim ve bitkiden dolayı ahşap evleri görebiliriz arkadaşlar. Ekonomik etkinliklerde iklimin etkisi, tarımın çeşitlenmesi ve niteliğine. Akdeniz iklim bölgesinde kışlar ılık geçtiği için tarım ürünlerinin çeşitliliği fazladır. Doğu Anadolu bölgesinde ise iklim sert olduğu için tarım ürünleri çeşitliliği azdır. Ormancılığa, turizmin dağılışına, ulaşım koşullarına, toprak türüne ve verimliliğine iklimin etkisi vardır arkadaşlar. Basit bir şeyle Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde yer şekilleri aynı,
dağlar denize, ikisinde de paralel uzanıyor. Ama Akdeniz'de deniz turizmi gelişmişken Karadeniz bölgesinde yapılmıyor. Bunun sebebi nedir diye baktığımız zaman enlem etkisinin yanında yağış rejimini de ne yapıyoruz arkadaşlar? Alıyoruz. Doğal çevre üzerine iklimin etkisi, akarsuların akım, rejim gibi özelliklerine. Bizde akarsu akımları ilkbaharda fazladır. Neden? İklim, kar erimeleri. Rejim düzensizdir. Neden? Yağış rejimi düzensizdir. Göllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Kalıcı karların yükselti sınırına, erozyona, heyelana, fiziksel ya da kimyasal çözülmeye. İklimin etkisi var mı? Cevap tabii ki diyorsunuz. Hayvanların ve bitkilerin dağılışında, yer şekillerinin oluşumunda, denizlerin tuzluluk oranında iklimin etkisinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisi yoktur diye bir soru sorulmuş. Bize daha aynen sorulabilir bu soru. Turizm etkinlikleri, akarsu rejimleri, gelgit olayı, doğal bitki örtüsünün dağılışı ve erozyon. Tabii ki cevap gelgit arkadaşım. Gelgitin iklimle bir alakası yoktur. O ayın ve güneşin çekim gücüyle alakalı. İklim özellikleri benzer olan iki bölge arasında başka bazı özellikler bakımından da benzerlik olması beklenir. Aşağıdakilerden hangisi? Bu özelliklerden biri değildir arkadaşlar. Doğal bitki örtüsü. İklim benzerse bitki örtüsü benzerdir. Tarımsal etkinlik. Akarsu rejimi. Konut tipi. Cevaplarınız benzer diyor. Peki yeraltı zenginliği, maden. Bunun jeolojik yapıyla alakası vardır. İklimle yeraltı zenginliğinin uzaktan yakından bir bağlantısı yoktur arkadaşlar. Geldik atmosfer. Dünyamızı yer çekiminin etkisiyle çepeçevre saran gaz küreye atmosfer diyoruz. Atmosferin özellikleri. Basamak basamak, madde madde inceleyelim arkadaşlar. Önemli. Atmosferi oluşturan gazların yoğunluk ve atom ağırlıkları yeryüzünden dışarıya doğru azalır. Bu nedenle ağır gazlar, karbondioksit, su buharı ve oksijen yere yakın yerlerde fazlayken yer çekiminin etkisiyle yükseklere çıkıldıkça azalır. Su buharı ve karbondioksit gibi gazların oranı hem yatay hem de dikey doğrultuda değişiklik gösterir arkadaşlar. Su buharı mesela deniz kenarlarında fazlayken iç kısımlarda azdır mantığını görebiliriz. Yerden yukarıya çıkıldıkça su buharı azalır kelimesini biraz önce kullandık. Yatay ve dikey noktada değişimi gördük arkadaşlar. Atmosferde bulunan gazlar. Azot yaklaşık olarak bilmeniz yeterli %78. Oksijen %21. Asal gazlarla su buharı da %1'lik bir oranı meydana getiriyor arkadaşlar. İklim olayları atmosferin en alt katmanında gerçekleşir. Diğer katmanların iklim üzerinde etkisi dolaylıdır. Yani iklim olayları troposfer katmanında gerçekleşiyor. Atmosferin kalınlığı ekvatorda 10 bin kilometreyi bulurken kutuplara doğru gidildikçe 3600 metreye düşmekte, 3600 kilometreye düşmektedir arkadaşlar. Troposferin kalınlığı ekvatorda kutuplara göre daha fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir? Şimdi
Troposferin kalınlığı ekvatorda niye fazla? 1. Ekvatorun yer çekimi azdır. Kutupların yer çekimi fazladır. Birinci sebep. 2. Ekvatorda çizgisel hız fazla olduğu için merkez kaç kuvveti fazladır? Atmosfer dışa doğru savrulmaktadır. Buna bağlı olarak da ekvatorda kalınlık fazlalaşmaktadır. 3. Ekvator kutuplara göre sıcaktır. Isınan gazlar genleşir ve yükselir. Sonuç olarak ekvatorda atmosfer kalınlığı yükselen gazlardan dolayı fazladır. Şimdi bunlardan hangisini vermiş? Baktığımız zaman cevabın A şıkkı olduğunu görüyoruz. Ekvatorda havanın ısınarak yükselmesi arkadaşlar. Atmosferin faydaları. Genelde sınavlarda sorulan bir soru. Meteorlardan dünyamızı koruyor. Dünyanın çekim alanına giren bu cisimler sürtünmeden dolayı yanıyorlar, yok oluyorlar, yere düşmüyorlar. Ay'da atmosfer olmadığından dolayı ayın yüzeyinde 300 bin adet meteor çukuru bulunmaktadır arkadaşlar. Atmosfer ışınları yansıtarak gölge alanların aydınlanmasını sağlıyor. Şimdi burada bir şey anlatacağım. Ay yüzeyindesiniz. Gündüz vaktinde dışarıdasınız. Her yer aydınlık. Bir mağaraya girdiniz. Ayda bulunan bir mağara. Kesinlikle tamamen karanlık. Peki Türkiye'de ya da dünyada atmosfer olduğu için gündüz vakti evlerimiz, mağaralar atmosferde güneş ışınları yansıdığı için aydınlık haldedir arkadaşlar. Atmosfer olmasaydı kesinlikle evler gündüz vakti karanlık olurdu. Atmosferin olmaması durumunda yeryüzünde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Yıl boyunca yağış alması, mor ötesi ışınların tutulması, güneş sıcaklığın yıl boyunca aynı kalması, gölgelerin tam karanlık olması, yerüstü ve yeraltı sularının artması. Herhalde olayın ne olduğunu anladınız. Doğru cevap Denizli şıkkı. Diğerleri atmosferin olmasının sonuçları iken Denizli şıkkı eğer atmosfer olmasaydı gölgeler tam karanlık hale gelirdi. Canlıların yaşaması için uygun koşullar sağlar. Fotosentez. Ondan sonra oksijen. Bunların hepsi atmosferin içerisinde. İklim olaylarının gerçekleşmesini sağlar. Güneşten gelen zararlı ışınların tutulmasını sağlar. Bu üç yolla gerçekleşiyor. Difüzyon, bir ışın demetinin doğru hat istikametinde yayılarak kırılmak ve etrafa yayılmak şeklinde uğradığı değişikliklerdir. Işınların %25'i difüzyona uğrar. Refleksiyon yani yansıma, bir yüzey üzerine düşen ışınların geri dönmesine refleksiyon, yansıma diyoruz arkadaşlar. Yaklaşık ışınların %27'si atmosferin üst katmanları tarafından uzaya yansıtılır arkadaşlar. Absorpsiyon, bu olay ışınların emilmesiyle ilgilidir. Atmosferin üst katları %6, bulutlar ise %12'ye kadar emilmeye neden olur.
Güneşten gelen bir ışığı demetinin işte dağılımını görüyoruz. %15'i atmosfer ve bulutlar tarafından tutulmuş. %43'ü yeryüzü tarafından tutulmuş. Yeryüzünden yansıyan, buluttan yansıyan, atmosferden yansıyan ışınlarımızı da görüyoruz arkadaşlar. Yer şekillerinin oluşmasında rol oynayan dış kuvvetlerin faaliyetlerinin gerçekleşmesi atmosfer sayesindedir. Atmosfer olmasaydı yağmur, yağış olur muydu? Akarsular faaliyetlerini yapabilir miydi? Ya da rüzgar atmosfer olmasaydı eser miydi? Bunları düşünelim. Enerjinin nakledilmesini sağlar atmosfer. Bu üç yolla gerçekleşiyor. Kondüksiyon, temas, sıcak cismin soğuk cisme temasıyla gerçekleşiyor. Konveksiyon, ısınan havanın yükselmesi. Radyasyon, ışıma yayılmayla gerçekleşiyor arkadaşlar. Atmosferin katmanları var. Atmosferin katmanları çok güzel alan sorusu olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman her katmanı teker teker inceleyelim arkadaşlarım. Katmanlara baktık. Troposfer, stratosfer, ozonosfer, kemosfer, iyonosfer ve eksosfer var arkadaşlar. Burada bir önemli notumuz var. Çeşitli kaynaklarda ozonosfer ve kemosfer, mezosfer, şamosfer olarak anıldığı gibi iyonosferden sonra da eksosferden bahsediliyor. Bu tür sınıflamalar, sınıflamaya esas alınan özelliklerden kaynaklı. Bu durum sınavlarda bir sorun oluşturmaz arkadaşlar. Zaten sınavlarda sorunun geleceği yerler, sorulan yerler bellidir. Ve bunlar da bu parça, yani farklı isim kullanılan yerler değildir. Troposfer katmanı, atmosferin en alt katmanıdır. Ekvatorda fazla, kutuplarda azdır. Sıcaklık değeri yerden yükseldikçe 100 metrede 0.5, yani 200 metrede 1 santigrat derece azalır. Ayrıca ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe de yatay yönde bir sıcaklık değişiminden bahsedilebilir arkadaşlar. Su buharının tamamı buradadır. Ama yükseklere çıkıldıkça su buharı azalır. İklim olayları bu katmanda gerçekleşir. Atmosferin en yoğun tabakası olarak karşımıza çıkar arkadaşım. Aşağıdakilerden hangisi troposferin özelliklerinden biri değildir diyor. Çeşitli gazlardan oluşması. Biraz önce gördük. Azot, oksijen, karbondioksit. Yüksekliğe bağlı olarak yoğunluğunun azalması. Daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınması. Meteorolojik olaylara olanak sağlaması. Hepsi troposferin özelliği. Kalınlığının her yerde aynı olması kesinlikle söz konusu değil arkadaşlar. Stratosfer, troposferin hemen üstünde bulunan tabakadan bahsediyoruz. Yaklaşık 12-30 kilometreler arasında yer alıyor. Atmosfer katmanı durgun bir yapıya sahip arkadaşlar. Yatay hava hareketleri yaygınlık gösteriyor. Su buharı olmadığından dolayı iklim olayları görülmüyor. Yatay ve dikey yönde ısı değişimi önemsiz arkadaşım. Sıcaklık stratosferde -55 santigrat derece civarında alınıyor. Ozonosfer bizim için gerçekten önemli. Sınavlarda soru olarak troposferden sonra sorulacak ikinci yer arkadaşlar. 30-40 kilometre arasında yer alır. Ozon ultraviyole ışınların oksijen moleküllerini etkilemesiyle oluşur.
Bu katman yerin hem fazla ısınmasını hem de fazla soğumasını engeller. Yani yeryüzündeki ısıyı dengeler. Günümüzde ozon tabakasının bileşimi bozulduğundan kutup bölgelerinde işlevini yapamaz duruma gelmiştir. Bu nedenle bazı kimyasal gazların üretimi yasaklanmıştır. Ozon tabakasının delinmesi cilt kanserlerinin artmasına neden olmuştur arkadaşlar. Çünkü ozon tabakası ultraviyole ışınları tutuyor. Bunlar da delindiği zaman direkt dünyaya geliyor ve cilt kanserinin artmasına, güneşin zararlı etkisinin artmasına neden oluyor. Kemosfer, bu tabakada gazlar moleküllerine parçalanarak, ayrılarak iyon haline gelmiştir. Zararlı ışınları süzer. Soru mantığı pek fazla yoktur. İyonosfer, gazların iyon haline geldiği tabakadır. Zararlı ışınların tutulduğu tabakadır. Sıcaklık 250 santigrat dereceye ulaşabilmektedir. Ama iyonosferin sorusu, burada şuna dikkat edin, iki tane gelebilir. Meteorlar bu tabaka tarafından yüksek sıcaklıktan dolayı yanıp yok ediliyor. Bir bu var. İkincisi arkadaşlarım, iyonosfer tabakası haberleşme tabakasıdır. Radyo dalgalarını yansıtan tabaka olarak karşımıza gelir arkadaşlarım. İklim elemanları, bu dersimizi de diğer bu konumuzu da diğer derste devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.